temasında kaçak akımlarıysa açma yaptığında bu arızayı nasıl tespit edeceğiz? Bunu anlatmaya çalışacağım. Nötr toprak kaçağı bulunması en zor arızadır. Neden en zor arızadır? Örneğin bir faz toprak kaçağınız olduğunda fazdan toprağa akım geçeceği için kaçak akımlarınız açma yapacaktır. Ama nötrle toprağın potansiyelleri 3 aşağı 5 yukarı birbirine çok yakın olduğu için nötrden toprağa akım geçmesi için bazı şartların olması lazım. Yani sizin nötr toprak bir yerde temas edecek ve bu temasınızdan 30 mA'nın üstünde bir akım geçecek ki kaçak akım röleniz açma yapabilsin. Bu nasıl olur? Bu şöyle olur. O linyede bir alıcı vardır. Alıcının çekmiş olduğu akımın, nötr akımının bir kısmı toprağa gider. Alıcı yoktur. Ama sizin o linyenizin önünde, kaçak akım röleninizin önünde yüksek akım geçen bir hat vardır, kolon ya da ana kolon. Oranın akımı sizin daire içerisinde ya da ofis neyse nötr toprak arasından bir akım geçirir. Şöyle söyleyeyim, ilk videoda ne demiştim? Tüm cihazları fişten çıkarın, kaçak akım önünde. İşte tekrar kapatın, tek tek cihazları devreye alın ve bir cihazı devreye aldığınızda kaçak akım önünde açma yapıyorsa kuvvetle muhtemeldir o cihazda arıza var. Başka bir olasılık var mı? Evet var, o da bu. Şimdi cihazın birine taktınız, kaçak akım röleniz açma yaptı. Direkt o cihaz arızalıdır demeyelim. Kaçak akım rölenizi tekrar kapattınız. Bu sefer o linyeye başka bir alıcı alın. Prize takın. Kaçak akım röleniz açma yapıyorsa tekrar kuvvetle muhtemeldir. Yine bir sürü olasılık var çünkü. Sizin orada nötr toprak teması hattınızda, tesisatınızda nötr toprak teması vardır diyebiliriz. Şimdi senaryolardan birincisi bu. Yani kaçak akım rölenizi işte kapattınız, cihaz bağlayarak kaçak akım rölenizde linyelerinizden birini cihaz bağladığınızda kaçak akım rölesi bu şekilde açma yapıyorsa, teyidini aldıktan sonra cihazın sağlam olup açma yapıyorsa bu senaryolardan bir tanesi. Bir diğeri kaçak akım rölenizi kaldırdığınızda direkt kaçak akım rölesi açma yapıyor. Bu durumda faz topraktan ayırabilmeniz için sigortalarınızı tek tek açtınız, kaldırdınız sigortanızı, yani biraz daha teknik terim kullanayım, kapattınız sigortanızı, kaçak akım röleninizi, kaçak akım röleniz tekrar açma yaptığında yine ben burada nötr toprak teması ararım. İyi de benim sigortalarımın hepsi açık, herhangi bir alıcım yok, bu nötr toprak teması nasıl oluyor? Az önce söylediğim gibi sizin kaçak akım rölenizin önündeki tesisatta kolon, ana kolon, yüksek akım çeken alıcılar varsa bu alıcıların nötrden hat geliyor, hat devam ediyor şebekeye ama nötrden sizin toprağın üzerinden dairenize girip sizin nötr toprağınız kaçağınız üzerinden geçip sizin kaçak akım önünüze açtırma olasılığı var. Olasılık var, burada bir sürü parametre var. Parametreler ne? Sizin kaçak akım önünüzdeki önündeki tesisattan geçen akım miktarı, temas dirençleri, iletken kesitleri burada tabii her biri bir olasılık ve işte bu olasılıklar denk geldiği zaman sizin kaçak akım röleniz açma yapacaktır. Bu da işte arızanın bulunmasını biraz daha zorlaştırıyor. Şimdi kaçak akım röleniz açma yaptı, sigortalarınızı açtınız, kaçak akım rölenizi kaldırdınız ve tekrar kaçak akım röleniz açma yaptı. Demek ki sizin dairenizin önündeki ya da kaçak akım rölenizin önündeki tesisatta yüksek akım çeken alıcılar var. Mesela o an asansör devreye girmiştir. Asansör akımından kaynaklı da açma yapmış olabilir. Asansör sonra devreye girmez. Girmediği zaman siz tekrar arıza aramaya devam edersiniz. Ya da yan komşu fırına börek vermiştir. Yan komşunun çekmiş olduğu, yan dairenin çekmiş olduğu akımdan kaynaklı sizin tesisatınız üzerinden akım geçebilir. Bunun deneme videolarını zaten YouTube'daki kanala atmıştım. Yani her nötr toprak temasında kaçak akım rölesi açma yapmaz. Bunu orada anlatmıştım denemeyle. Şimdi kaçak akım röleniz, sigortalarınızın hepsi açık. Kaçak akım rölesini devre aldınız, tekrar açma yaptı. Bu nedenden dolayı. Bu sefer ne yapacaksınız? Döneceksiniz sigorta kutunuza, panonuza, neyse nötr barasındaki tüm nötr iletkenlerini çıkartacaksınız. Hani asansör devreye girdi, akım çekti, böyle bir olasılık var. Burada şöyle bir şey de düşünebilirsiniz. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz.
Sizin eğer müsaitseniz buradaki şebekeden gelen nötrle faz arasına kaçak akım rölesinden sonra şebeke nötrüyle fazlardan herhangi biri arasına sigorta çıkışından sonra bir ara kablo yaparak bir ısıtıcı bağlayıp yüksek akım çekmesini de sağlayabilirsiniz. Hani bazen çıldırma noktasına gelirsiniz ya az önce oldu şimdi olmadı, buna benzer parametreler olduğu için böyle bir şey deneyebilirsiniz. Ya da dairenizin içerisinde bir çift yalıtımlı yüksek akım çeken ürünü fişe takabilirsiniz. Eğer bu bir prizde de şey yapıyorsa, gerçekleşiyorsa yani priz inyesinde oluyorsa, çift yalıtımlı üründen kastım ne? Elektrik süpürgeleri ve saç kurutma makinelerinin birçoğuna dikkat ederseniz onların fişlerinde topraklama konnektörü yoktur. Çünkü çift yalıtımlıdır, plastik içerisindedir, elektrikle temasınız mümkün değildir o nedenden dolayı. Niye ya çift yalıtımla, ya bir de cihaz ve arıza varsa bu kadar her şey üst üste gelir, iyice şey yaparsınız, ot yolarsınız arıza bulma sırasında, o nedenle onu diyorum. Yani dairenizdeki linyeleri yüklemeye çalışın ya da bırakın tüm cihazlar, eğer cihazlardan eminseniz tüm cihazlar devrede olsun. Yani akım çeksinler. Nötr barasından tüm nötrleri ayırdık ve tek tek nötr iletkenlerinizi nötr baranıza dokundurmaya başladınız. Dokundurduğunuzda eğer kaçak akım röleniz açma yapıyorsa bilin ki o sizin linyenizde nötr toprak teması vardır. Yine başlıyoruz. O linyeyi nasıl bulacağız? Şu anda diğer nötrleri bağlayın, arıza olmayan nötrleri bağlayın. Şu anda o aklınızın nötrü bağlı değil ve o linyenizde sizin elektrik yok. Sigortaların hepsini kaldırın. Bu sefer şeyi arayamayacaksınız ama bakın, faz kontrol kalemiyle faz arayamazsınız. Çünkü sigortaların hepsi kalkık. Çünkü o linyenin sigortasını da bilmiyor olabilirsiniz. Yine alacaksınız elinize o cihazı, saç kurutma makinenizi, lambanızı, neyse tek tek prizlere takacaksınız. Ya da lamba linyesine de denk gelmiş olabilir. Lambaları açıp kapayacaksınız. Onu bulmaya çalışacaksınız. Bulduk. Enerjinin olmadığı kısım bizim nötr toprak teması olan linyemiz. Sigortaları indirin çünkü prizleri ve bu hatları açacağız. Güvenlikli çalışabilmeniz için hattın enerjisini kestik. Ve yine ilk akla gelen yerler nemli yerlerdeki prizler ve bu hatlar. İşte banyolar, mutfaklar, özellikle set altındaki prizler, balkondaki prizler, buna benzer yerlerdeki prizin içerisinde sizin nötr toprak temasını gözle arayın. Bulamamış olabilirsiniz. Bu durumda evet, bu hatlara döneceğiz. Şimdi bu hatlarda, şimdi bu hatların içi çok karışık olacak. Burada gördüğünüz gibi bu en temizi. Bantla yapıştırılmış, birbirine girmiş bu hatlarda çalışacaksınız. Tahmin edebiliyorum. Burada o linyeyi nasıl bulacağız? O nötr iletkenini nasıl bulacağız? Fazı bulmak kolaydı. Niye? İndirdiğin sigorta, yani yine teknik konuşayım, açtığın sigorta o fazı zaten enerjisini kesiyordu. Ama nötrde bunu bulmamız zor. Bu durumda işte biraz daha farklı bir yöntem uygulayacağız. Ne yapacağız? Şimdi prizin olmadığı, demin hangi prizlerin, enerjinin olmadığı prizleri bulmuştuk ya, Diğerlerinin hepsi benim için çalışan linyelerde. Bu sefer yapmanız gereken şu: tek tek prizlerden bakarak çalışan linyelerin sigortasını indirin. Ne demek istiyorum? Gittiniz örneğin salondaki prize taktığınız saç kurutma makinesi, lambanız, neyse, kontrol kalemi yok. Kontrol kalemi yapamazsınız bunu. Taktınız, çalışıyor. Arızanın olmadığı linye, sigortayı indirdin, kesildi. Tamam. O sigorta arızalı olan değil. Başka bir yere gittin, elinde kaldı örneğin 3 sigorta. Bu sefer banyo tarafındaki prize gittin. Lambaları yaktın, indirdin, lambalar gitti. Bu şekilde sizin elinizde sadece o arızalı, yani nötr toprak teması olan linyeniz kaldı. Onun sigortası kaldı. Sigortaya enerji verdiniz. Yani sigortanız enerjili, kapalı, linyeniz enerjili ama nötrü bağlı değil. O nedenle o prizlerde ya da lambalarda ışık yanmayacaktır. Şimdi bu durumda ne yapacaksınız?
Bu durumda yine alın elinize saç kurutma makinesini, açın. Arızanın olduğu linyede herhangi bir prize takın. Ne yaptım? Faz geldi. Saç kurutma makinesi içerisinden geçti. Saç kurutma makinesinden içerisinden faz geçtikten sonra nötre geldi. Ama nötr iletkeniniz bağlı olmadığı için saç kurutma makineniz baraya bağlı değil. Çalışmadı ama bu ara fazı nötr iletkenine verdi. Şimdi tek tek o büyük alıcı, hani dediğim gibi elektrikçi bandıyla bantlanmıştır. Tamam mı? Oradaki bantlara ister açın tek tek, isterseniz de bir tane temassız kontrol kalemiyle fazın olduğu yerlere bakın. O ek yerleri sizin arızanızın olduğu faz ya da nötr iletkenidir. Yani ne oldu? Nötr bulma olasılığımızı burada kolaylaştırdık. Biraz uğraştık ama kolaylaştırdık. Çünkü bu hatların içerisi bazen çok karışık oluyor. Ne değil bunu bilemiyorsunuz. Şimdi nötr iletkenini bu şekilde bir noktaya kadar bulduk. Yani enerji olan, enerjiyi algıladığımız kablolar, ekler benim için ya faz ya nötr. Artık ikisinde de arama yapacaksınız. Bu durumda yapacağınız arama şu. Yine faz toprak temasında olduğu gibi o ek yerlerin hepsi açılacak. Birbirlerine dokunmadığından emin olacaksınız. Tabi bu hatlara daha önce de atlamış mıyım bilemiyorum. Bu hatlara baktık. Bu hatlarda da bulamadık nötr toprak temasını. Detayına girmiyorum. Çünkü onu faz toprak temasında anlatmıştım. Tek tek ayırdınız. Tüm oradaki nötr ya da faz. Nötrü, normalde nötrün mavi olması lazım. IEC standartına göre. Bazen elektrikçi bilmiyor ya da elinde artık top kablo var. Bunu da buraya döşeyim gitsin diyor. O nedenden dolayı hani emin değilim her zaman nötr mavi olur mu? Keşke her şey standartlarına göre olsa da deminden beri anlattığım şekilde biz arıza da okuyor olmasak. Ama dediğim gibi mavinin nötr olması gerekli orada. Nötrü bu şekilde bulup faz ya da nötr ikisinde de arayacaksınız ama mavi ise yine büyük olasılıkla nötr. Ustanın biraz da keyfine kalmış bir şey. Tüm iletkenlerin uçlarını bu hatlardaki eklerden açtınız. Bu sefer toprak o aslında koruma iletkeni, tekrar söylüyorum, koruma iletkeniyle, topraklamayla nötr kablonuz arasında her kablonun direncini ölçeceksiniz. Yine 7 küsur 10 kilo ohmlarda falan ama hani 6-5 kilo ohmlarda bir değer okuyorsanız bunun altında o kablonuz boru içerisinde ya da barada ya da boruda nereden geçiyorsa orada bir nötr toprak temasına sahip. İşte bu şekilde siz nötr toprak temasında buldunuz. Şimdi kaçak akım rölesini tutturmak hakikaten özellikle eski tesisatlarda zor ama buna da mecburuz. Ben az önce arıza olarak burada nötrle toprağı birbirlerine köprüledim. Nötrle toprak şu anda herhangi bir direnç olmadan direkt köprülü. Kaçak akım rölemi normalde açması lazım değil mi? Kaçak akım rölemi tekrar kapattığımda kaçak akım rölem açma yapmadı. Neden açma yapmadı? Buradaki nötr toprak arasındaki köprüden 30 mA şu anda akım geçmiyor. Çünkü linye yüklü değil. Linyeyi buradaki lambalarla yükleyebilir miyiz? Bakın buradaki lambayı devreye aldığımda açma yaptı. Niye? Çünkü lamba akımı aynı kolondan beslendiği için lamba akımının bir kısmı da bunun içerisindeki nötr toprak arasından devresini tamamladı. Tekrar lambayı eski haline geri aldım. Bakın şu anda tekrar akım geçmiyor. Yani linyemden bir akım geçmesi lazım. Peki başka bir olasılık neydi? Başka bir olasılık da şuydu. Benim buradaki kaçak akım rölemin öncesindeki kolon ya da ana kolon hattının yüklü olması lazımdı. Buraya bir ısıtıcı bağladım. Hatta değişkenlerin, parametrelerin ne kadar değişken olduğunu anlatabilmek için bu şuradaki prizden besleme alıyor ve bağlantım bu. İlk bağlantı ısıtıcıyı buraya bağladığımda yine çalışmadı. Niye? Buradaki kabloların gerilim düşümü var. Şu anda bu kabloların bir gerilim düşümü var. Getirdim direkt. Buradaki kaçak akım rölemin girişine bağladım. Bakın şimdi.
Öbür kameraya geçeceğim. Bakın şimdi ısıtıcıyı devreye alacağım. Bu ısıtıcı nerede? Bakın kaçak, tekrar söylüyorum, kaçak akım rölesinin çıkışında değil bu. Girişinde, yani benim dairem diyelim. Dairemin önünde, dairemin girişinin önündeki kolon ya da ana kolon hattını yüklemek için buradaki ısıtıcıyı kullanıyorum. Devreye alıyorum. Kaçak akım rölem açma yaptı. Neden kaçak akım rölem açma yaptı? Şu anda bunu benim dairemin girişindeki örneğin kolon ya da ana kolon hattı düşünün ve yüklü bir akım çeken bir tesisat. Buradan geçen nötr akımı. İletkende oluşan gerilim düşümü nedeniyle, çünkü yüklü, şunu kapatayım. Yüklü olduğu için akımın bir kısmı buradan benim kaçak akım rölemin nötründen geçti. Tesisatımda burada prizle ben ne yapmıştım? Nötrle toprağı birbirine bağlamıştım. Nötrden toprağa geçti ve buradan toprak hattı üzerinden, koruma hattı iletkenin üzerinden toprağı buldu. O nedenle denk gelip gelmemesi, dediğim gibi komşunuz yan tarafta fırına pasta verir, börek verir. Sizin kaçak akım röleniz daha önce bu arıza vardır ama açmamıştır. Linyeleriniz yüklü olmadığı için denk gelir, açma yapar. Normalde böyle bir durumda şu anda açma yapması lazım ama öğrencilere karnelerini verdik. Hepsi 15 saatte çıktı. Okulda belki çalışan birkaç kişiden benim, biri benim. O nedenle şu anda okul da akım çekmiyor. Yani yüksek bir akım çekmiyor. Bölümde, bura benim atölye, atölyenin girişindeki şu anda kolon hattında, ana kolon hattında herhangi bir akım çeken başka bir atölye yok. O nedenle bu ısıtıcıyı bağlayıp olayı size göstermek istedim. Şimdi kaçak akım rölem açma yaptı. Tüm cihazları çıkarttık ve cihazları tek tek takıp cihaz arızası arayacağız ilk baştaki gibi, ama bu orada söylediğim gibi nötr, toprak teması da olabilir. Şu anda bağlayayım. Bakın cihazı bağladım, kaçak akım rölem açma yapmadı. Bu cihaz sağlam mı? Cihazın sağlam olduğunu biliyorum ama neden o değil? Neden şu? Burada basit küçük bir havya kullandım ben. Atölyede elimde bu vardı. Havyanın çekmiş olduğu akım çok düşük ve havyanın çekmiş olduğu akım çok düşük olduğu için ekseriye nötrden, tabii tesisatınıza göre bir değişir. Ekseriye nötrden akım geçer, onun bir kısmı da toprağa kaçar ve aştırmayı bu yapar. Zaten az akım çekiyor. Geçen bu akım, toprağa akan akım, koruma iletkenine akan akım burada kaçak akım rölesini aştıracak 30 mA seviyesinin altında kalıyor. Elimde bir de burada cezve var. Cezve büyük güçlü. Şimdi onu takayım. Bakın cezveyi taktım. Açtığımda cezvemi, kaçak akım rölem açma yaptı. Niye? Demek ki havya 100 mA'larda akım çekiyordu. Bu cezve 6-7 amperlerde akım çekiyor. Cezve akımı yüksek olduğu için, yani burada güç yüksek olduğu için nötr akımının bir kısmını da toprağa geçip, ki bunun 30 mA'ı geçip kaçak akım rölesini açtırmasına burada neden oldu. Şimdi arızayı nasıl arayacağız? Arızayı şu şekilde arayacağız. Kameranın açısını değiştirmem gerekli. Şimdi nötr toprak temasının hangi linyede olduğunu bulmaya çalışalım. Şu anda topraklamam bağlı, topraklama barama ya da topraklama noktama. Fakat linyelerden gelen tüm nötrleri çıkarttım. Şebeke nötrü bağlı önemli değil ama linyelerden gelen tüm nötrleri çıkarttım. Arızayı burada yaptırdım. Şu prizde. Bu prizde toprakla nötrü birbirlerine köprüledim. Şimdi onu bulmaya çalışacağım. O arızayı bulmaya çalışacağım. Birkaç tane metodumuz var. Anlatım kısmında videonun orayı hızlı geçtim ama şimdi uygulama kısmında onu bulalım. Elimde bir tane yüksek güçlü cezve var. Şu işi haybiyle bitirirsem bir de yorgunluk kahvesi içeceğim. Güzel gider yani bu yorgunluğun üstüne. Şimdi nötrleri çıkarttık. Nötrleri çıkarttık. Topraklamalarımız bağlı, fazımız bağlı. Şuradaki nötr baramda linyelerin hiçbirinin nötr yok. Teorik olarak nedir? Bu linyelerin nötrleri birbirlerinden bağımsızdır. Topraklamaları buraya gelene kadar bağımsızdır. Topraklamayı burada birleştirdim. Fazlar birbirlerinden bağımsızdır. Yani şu çıkartmış olduğum nötrler, linye nötrleri arasında herhangi bir elektriksel olarak direnç yok.
Yani bir temas yok. Varsa zaten işte çetrefilli arızaları bulma, boğatlar içini araştırma falan. Yani orada da nötr nötre temas edebilir. Böyle sıkıntılar da var. İşi biraz daha çetrefilli hale getiren o. İşte orada tüm boğatları açmanız gerekecek sizin. O kadar zoruna girmeyeceğim. Basitten işin mantığını anlatmaya çalışacağım size. Şimdi şurada bu prizimle yukarıdaki prizim, yani nötrü toprağa birleştirdiğim, köprülediğim prizimle yukarıdaki prizim aynı linyede, bu priz ayrı bir linyede. Yukarıdaki priz zaten bir önceki arızada devre dışı bırakmıştım. Tekrar yapmayla uğraşmadım, bunu vakit harcamak istemedim. Şimdi topraklamalar bağlı, nötrler ayrık durumda. Eğer ben buraya bir alıcı bağlayacak olursam, alıcı fazı aldı. Bu. Fazı aldıktan sonra nötre döndü. Eğer burada nötrle toprak teması varsa, nötr gidemedi. Şu anda nötrün ucu açık, şebekeye gidemedi. Nötrle toprak teması varsa toprağa geçti. Nötr şebekeye gidemedi ama toprağı buldu. Niye? Topraklamalarım bağlı şu anda. Ve faz geldi, alıcıya nötrü bulamadı ama nereden tamamladı? Topraktan tamamladı. Kaçak akım bölümü açtırır. Bakıyorum, burada mı? Değil. Şu ikisi aynı linyeydi. Burada mı? Bakın, kaçak akım bölüm açma yaptı. Niye? Bu linyede, köprü burada da olsa, aynı linye, faz geldi, alıcıya, alıcıdan nötre geldi, nötr bulamadı kendisini. Çünkü açık burada, şebekeyi bulamadı. Toprağa geçti bu linyede ve tekrar ne yaptı? Devresini tamamladı. Arızayı arayacağım linye bu. Yine ne yapacağız? Boğat priz kasaları işleri, boğat işleri ve benzeri. Buralarda arama yapacağız. Linyeyi bulduk şu anda. Tamam mı? Hangi linye olduğunu bulduk. Bir başka metot hangisi? Bir başka metot da şu. Bu sefer toprağı da çıkartacağım. Ha! Bunu tek tek ne yaptınız? Yüksek güçlü bir alıcıyla, ne bileyim bir saç kurutma makineli elektrikli süpürgesi, buna benzer bir şeyle tek tek prizlere baktınız. Açma yaptığında, nötrleri ayırdıktan sonra açma yapıyorsa, o prizin bulunduğu linyede siz bunu ne yapacaksınız? Arayacaksınız. Ha, o linyede başka hangileri var? Tekrar sigortama düzeltiyorum. Kaçak akım rölemi kapattım. Anahtarımı şuradan kapatayım. Kahve makinemi. Bu sefer buradaki prize taktım. Yani arızanın olduğu prize taktım. Kurtulamadık galiba. Evet, ha, sigortalı, özür. Sigortaları tekrar kapattım. Devreye aldığımda kaçak akım bölüm tekrar açma yaptı. Yani böyle böyle. Arızayı bulurken de kaçak akım bölümünün canlı okuyacağız. Onu da söyleyeyim yani. Birçok kez açma yapacak. Bu şekilde o linyeyi bulabilirsiniz. Arızayı, bunu niye anlattım? Bu prizi açtınız. Bunda bir arıza yok. İçerisinde herhangi bir nötr toprak teması yok. Priz açık kalsın. Tekrar kapamayın. İş bittiğinde toplarsınız. Diğer prize geçtiniz, denediniz. Bu şekilde ne yapabilirsiniz? Hangi prizin o linyeye bağlı olduğunu bulabilirsiniz. Bir başka yöntem de şu. Bu şekilde bulamadınız. Belki lambada, belki klimada ve benzeri ve benzeri. Herhangi bir alıcıyı bağlayın. Yani mümkün olduğunca prizlerinize alıcı bağlayın. Şu anda buradan nötrümü de düzeltiyorum. Topraklamamı da çıkartacağım. Şu anda topraklama barandan topraklamayı çıkarttım. Şimdi nötrü bağlayalım. Alıcım bu ara devre dışı kalsın, önemli değil. Devrede kalacaksın alıcılarınız. Şu anda nötrü bağlıyorum. Herhangi bir nötrü. Bu ara hangi nötrün arızalı olduğunu bildiğim için onu ben en son bağlayacağım. Nötrü bağladım. Sigortalarımı tekrar kaldırayım.
Topraklama iletkenimi topraklama barasına değdireceğim. Bu hangi topraklama iletkenim? Bu şebekeden bana gelen ya da binanın topraklamasından gelen topraklama iletkenim. Alıcılara giden topraklama uçları şu anda topraklama barasına bağlı. Kaçak akım rölemi kaldırdım, devreye soktum. Orada bir tane lambam yanıyor. Önemli. Bunu topraklamaya değdiriyorum baraya. Bakın açma yapmadı. Devam ediyorum. Diğer nötr iletkenini baraya bağladım. Topraklamamı dokunduruyorum. Alıcıyı açalım. Alıcım devreye girdi. Topraklamayı dokunduruyorum. Açma yapmadı. Alıcım niye kapatıp duruyorum? Çünkü içindeki su kaynıyor. Daha kahve içmeme var. Şu anda arızalı linyenin ucunu zaten şuradan şey yapayım. İletkenin ucunu. Arızalı linyenin nötrünü takıyorum. Alıcım açayım. Sigortalarımı kaldırayım. Kaçak akım rölem. Tamam. Yani kaldırayım dedim. Kapatayım. Şimdi bakın buradaki topraklamayı tekrar topraklama barama dokunduruyorum. Şu anda kaçak akım rölem açma yaptı. Burada olan ne? Burada olan şu. Şimdi burada nötrleri verdim ya. Bağladım ya sırasıyla. Arızalı nötrü buraya bağladığımda alıcının, buradaki alıcı bunun linyesi arızalı linyeyle alakalı değil. Bunun içerisinden akım geldi, öyle diyelim. Alternatif akımda faz kavramında aslında bu akımın bir yerden bir yere gelip gittiği olmadığını, saniyede 100 kere yön değiştirdiğini anlattım ama şimdi geldi diyelim. Akım geldi alıcıya, alıcıdan nötre döndü, nötr barasına geldi. Arızalı buradaki linyenin nötrünü bağladığında onun nötrü üzerinden geldi. Burada topraklamayı buldu. Ne yapmıştım bu araya? Köprü atmıştım. Bunun topraklamasından dokundurduğumda topraklamayı buldu, toprağa attı ve kaçak akım rölemi açma yaptırdı. Burada benim prizimin üzerinde toprakla nötrü bağlamıştım, bir araya getirmiştim. Ha, bu toprak nötr teması boğat içerisinde olabilir, boru içerisinde olabilir. Boğat ve boru içerisinde nasıl olacağını daha önce anlatmıştım. Arızalıyı tekrar çıkarayım. Arızalıyı tekrar çıkarttım. Şimdi hangi linyenin, alıcıyı da çıkartayım şimdilik çünkü gezdireceğim. Hangi linyenin arızalıyı bulduk? Şimdi yapacağımız bu boru içerisinde arızalı linyeyi bulmak. Arızalı linyeyi nasıl bulacağız? Çıkarttım arızalı linyenin ucunu. Sigortalarım kapalı. Kaçak akım rölemi kapattım. Şu anda sadece arızalı linyemin nötrü yok. Tek tek gezdiriyorum. Bakın burada lambam yandı. Bu linyemde lambam yandığına göre nötrüm var. Devam ediyorum. Alıcımı buradaki linyeye bağladım. Şu anda cezve suyu kaynatmaya başladı. Burada enerji var. Kapattım. Önce şunu da anlatayım. Cezveyi kapattık. Bu lambanın sigortası hangisi? Bu değil. Bu değil. Bu. Şu anda açtım cezvem, yine suyu kaynatmaya başladı. Onun sigortası hangisi? Bu değil. Şu anda cezvemin de elektriği gitti. Bakın, şu anda sadece arızalı linyede, sadece arızalı linyede faz var. Peki, arızalı linyede faz varsa, arızalı linyede faz varsa, bu linyenin fazını bulmak kolay. Yani açarsınız bantları, klemensleri, kontrol kalemiyle bakarsınız. Ya da bu temassızla, bu değil. Nerede var başka siyah kablom benim? Bakın bu. Fazını buldum. Ama nötrünü de bulmam lazım. Nötrünü nasıl buluruz? Arızalı linyenin prizlerini biliyor muyuz?
biliyoruz. O linyenin prizine ben alıcıyı taktım. Anahtarın açtığında ne oldu? Nötr yok, cezvem çalışmadı. Ama fazı aldı. Bakın buradaki fazı aldı. Nötr hattına verdi. Eğer nötr hattı bağlı olmuş olsa nötr hattında akım geçeceği için, kaçak akım röresi açacak ama akım geçeceği için cezvem çalışacak. Ama şu anda nötrüm şebekeye bağlı olmadığı için alıcı üstünden geçen, gelen faz ucu bakın şu anda nötrümde. Nötr kopuğu arızasını bulmada da biz bunu kullanırız. Şu anda şebekeye bağlayana kadar alıcı üzerinden nötre faz geliyor. Bu fazı peki nerelerde göreceğim? Burada göreceğim. Bakın şu. Bakın. O kısma zoomlayayım, ondan sonra devam edelim. Şimdi önce bir temassız kontrol kalemiyle bakmaya çalışayım. Bunu da ötüyor, bunu da ötmedi, bunu da ötüyor, bunu da ötüyor, önüne gelen de ötüyor. Hatta şöyle yapayım, görülüyor mu kamerada? Bakın şu kadar yaklaştırdım kabloyu. Bakın şu kadar yaklaştırdığım yerde bile ötüyor. Dar alanda bunun ölçümü yapmak zor. Ya da bunun ayarlanabileni falan var mı bilmiyorum. Bu ucuz olduğu için. Ben de kontrol kalemine geri dönüyoruz. Alıcım devrede mi? Evet devrede. Bunda yok. Bunda yok. Burada var. Yanıyor şu anda kontrol kalemim. Bunun nötrü de bu olacak. Bunda da yanacak. Evet bunda da yanıyor şu anda kontrol kalemi. Şöyle yapalım. Görünüyor mu? Linye bu. Bu saatten sonra ne yapacağız? Yine prizlere bakılacak, boğatlara bakılacak. Boru içlerine geldiği zaman boğatlarda da bulamadık, prizlerde de bulamadık. Bunu faz toprak kaçağında anlatmıştım. Buradaki eğer renkten ayırabiliyorsanız bu hattın nötrün uçlarını olduğu gibi çıkartacaksınız ve toprakla arasındaki bunların şeye bakacaksınız, dirence bakacaksınız, orada bulacaksınız. Orada detaylıca anlattığım arızayı bulduğum için burada tekrarlamayacağım. Benim şu anda, gözükecek mi bilmiyorum, şu anda prizim de burada. Nötr mavi ile topraklama mandalını ya da işte pinini burada bir kabloyla kısa devre yaptım. Tüm arıza buydu. Arızayı bulmaya yönelik bazı denemeler yaptınız ama sonuç alamadınız. Şimdi arıza çok daha düşündüğünüzden çetrefilli olabilir. Ne bileyim binanın betonuna ya da işte saç tavaya, saç boruya işte temaslar olabilir. Çok daha zor arızalar olabilir ama en son söylüyorum ama kaçak akım rölenizde de arıza olabilir. Ne demek istiyorum kaçak akım rölenizde arıza olabilir? Çok narin ürünler bunlar. Çok hassas ürünler ve bazen mandal mekanizması aşınıyor ve aşındığı için en ufak değerlerde açma yapabiliyor ya da sarsıntıdan bile açma yapabiliyor. En son durum olarak kaçak akım rölenizi bir de değiştirerek yeni aldığınız bir kaçak akım rölesiyle de ya da çalıştığından emin olduğunuz bir kaçak akım rölesiyle de tesisatınızda denemeler yapabilirsiniz. Normalde kaçak akım rölesinin açması değil, arızalı olup açmaması aslında büyük sıkıntıdır. Ama kaçak akım rölenizin de arızalı olma gibi bir olasılığı var. Onu da değerlendirin derim. Kahvemi yaptım, içiyorum. Yorgunluğa da iyi gitti. Çünkü bayağıdır uğraşıyordum. 3 videoluk bir seri hazırladım. Aslında kaçak akım rölesiyle ilgili çok daha detaylı bilgiler vermeyeyim. Tüm detaylarıyla kaçak akım rölesi RCD videom vardı. 5 saat 20 dakika ama hani uzun olduğu için izleyen sayısı çok fazla değil. Halbuki orada birçok şeyden bahsetmiştim ben. Aslında orada animasyon olarak ya da anlattığım şeylerin burada uygulamasını yaptım ve tekrar bahsettim. Yani o videodan farklı bir şey söylemedim. Bu 3 videoda kaçak akım röleniz açma yaptığında arızayı nerede arayacağız? Bu arıza geçici rejimler mi? Faz toprak ya da nötr toprak kaçağı mı? Bunun tespiti ve bu arızanın bulunmasına yönelik burada bir takım bilgiler verdim. Bundan sonra da kaçak akım rölesiyle ilgili yine birkaç daha video çekeceğim. Orada mesela
kaçak akım lojistiklerinden bahsedeceğim. Ürünlerle birlikte ya da setçilikten bahsedeceğim. Çünkü setçilik de önemli bir konu. Umarım kaçak akım rölesi tutmuyor, tutturamadım, zırt pırt atıyor, ben bunu kullanmayacağım, iptal edeceğim diyen arkadaşlar varsa bu videoyu izlesinler. Bulmaya çalışsınlar arızayı ve illa kaçak akım rölesi orada kullansınlar. Umarım işinize yaramıştır bu videolar. Ha bu ara bu set, yani deneyleri yaptığım set, Bülent Karayazı'nın internette Ulus Otomasyon diye ararsanız bulursunuz. Bülent'in setlerinden faydalandım, sağ olsun Bülent hocamın. Tabi burada arızayı bulmak set üstündeki arızayı ben oluşturduğum için çok daha kolay da. Kim bilir ne kadar kötü tesisatlarla karşılaşacaksınız. Boru içleri harap olmuş, işte priz kasaları harap olmuş, pano içi harap olmuş, birbirine girmiş, renk olmayan, normalde nötr. Mavidir, topraklama sarı yeşildir, işte faz kahverengi kullanabilirsiniz, siyah kullanabilirsiniz. Kablo renk standartlarına uyulmamış birçok zor şartlarda ya da zor tesisatlarda arıza arayacaksınız. Evet, arıza bulmak kolay değil. Ben bu videolarda sadece işin size teorisini ve prensibini anlatmaya çalıştım. Umarım işinize yaramıştır. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.